Ne düşünüyorsun Ferit? Bir çare buldun mu? Nereden bulayım? Bir kere çocuğu aldırtmak olmaz. Ne demek? Allah korusun! Ölürüm de yavruma kıyamam. Babama söyleyemem, sen söyleyemezsin. Para yok, pul yok, çıldıracağım. Peki ama ne olacak? Biraz daha bekleyelim bakalım. Ne zamana kadar? Yarın öbür gün karnım da büyüyecek. Onun da bir çaresini buluruz elbet, üzülme. Daha büyük olsun. Baba, sana bir şey itiraf edeceğim ama sakın kızma bana. Bir suç mu işledin ki sana kızıcım yavrum? Baba, ben... Evet, sen? Baba, bu parasızlığa, bu sıkıntılara daha fazla dayanamayacaksın artık. Evse şu... Ben Almanya'ya işçi olarak müracaat ettim. Sen mi? Üstelik iznim de geldi. Hem de yarın gidiyorum. Ne olur kızma baba. Senin için, annem için, kardeşlerim için. Hem uzun bir zaman değil ki. Canan enstitüyü bitirene kadar, bir yıl bile değil. Zaten başka çaremiz var mı? Uyandır demedim mi sana? Bak saat kaç olmuş? Çok yoruluyorsun anam, dinlenmen lazım. Onun için uyandırmadım seni. Ah sevsinler, anasını düşünürmüş tanrısını. Düşünmez olur muyum, sen benim bir tanemsin. Hem gel bak sana ne göstereceğim, gel gel gel. Dikkat et!
Buraya mı çıkacağız? Gör bak, yukarısı saray gibi. Gayret yenge, az kaldı. Bu işi de becerdik. Yenge nasıl, beğendin mi? Ay, buranın hali ne böyle? Sen merak etme yenge, öyle bir toparlarız ki biz bile tanıyamayız. Yengem önce yatacak bir yer. Evet, bir yatak, pencerelere perde. Evet, evet, her şey olacak. Karıcığım, evimize hoş geldin. Öyle, ne de olsa evimiz. Göreceksin, her şeyin olacak. Hiç rahatsız olmayacaksın burada. Senin yanında rahatsız olmam ki ben. Nasıl oldu sevgilim? Dolmabahçe Sarayı herhalde bundan güzel değildir. O halde gelsin bakalım yeni şehzade. Baksana büyüdü bile. Korseyi çıkardım da ondan.